Ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. İki tane çok sıcak gelişme yaşanıyor. Trabzonspor takımımız bitirme aşamasında olan iki isim, 10 numara ve santrofor konuşacağız. Özellikle yetkililer, menajer kim? Son durum ne? Trabzonspor takımımız şu an masada arkadaşlar. Bu iki detayı sizlerle beraber paylaşacağız. Dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istediğim bir yayın olacak inşallah arkadaşlar. Bir video olacak. Tabi buna gelmeden önce Trabzonspor takımımızda bir stoperde yerli hareketliliği var. Ama bu şu an henüz netlik kazanmadı. Çünkü eldeki mevcut kadroda da bir temizlik yapmamız lazım. Bazı oyuncuları göndermemiz lazım. Oyuncu sayısı çok yüksek bizde şu anda. Alttan çıkarttığımız oyuncular, kiralıktan dönecek oyuncular. Yabancı anlamında elimizde çok ciddi anlamda oyuncu sayısı var. Bu sayıyı 12'ye çekmen lazım. Yeni oyuncular katacaksın derken 3 tane oyuncuyla anlaştın. Çarşı karışık arkadaşlar. Ama Trabzonspor takımımız da boş durmuyor. Çalışmalarına devam ediyor. İki isimle şu an masada olduğumuzu sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Stoperde bir belirsizliğimiz var. Çünkü biz her zaman şunu yapıyorduk. 5 stoper varken 6.'yı alıyorduk. İşte atıyorum 4 tane kanat oyuncusu varken 5. kanat alıyorduk. Ama mesela bir 8'in yok. Onatçu şimdi ayrıldı. Onatçu ile alakalı bugün mesela haberlerde şunu okumuşsunuzdur. Onatçu rest çekti. Şimdi Onatçu kulübüne ben Trabzonspor'a gideceğim dedi. Yani bunu kestirmek zor, öğrenebilmek zor. Onatçu resti çekti mi? Bir açıklama yaptı. Bu açıklama Samptuna mı rest çekti? Milli takıma mı rest çekti? Yoksa genel anlamda bir patlama mı yaşadı oyuncu bilemem. Samptun takımı seni satacağız mı dedi. Biz seni kadroda düşünmüyoruz dedi. Ona mı kızdı? Ama Onatçu'nun bir rest çektiği ve ben Trabzonspor'a gideceğim dediğinin haberi vardı bugün. Yalnız Onatçu'da umutlar tamamen tükenmek üzere. Çünkü şu an masada Yaremçuk var. Ve detayları şimdi sizinle paylaşacağım. Önemli detaylarım var. 10 numarada gene önemli detaylarımız var. Oraya doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş arkadaşlar. Artı Pepe biliyorsunuz Trabzonspor takımımızdan ayrıldı. Teşekkürlerini sundu. Kulübümüz dün onunla alakalı bir video paylaştı. Pepe Türkiye'de kalıyor iddiası var. Peki bu mümkün mü? Bana göre çok mümkün değil. Yani Pepe Trabzonspor takımımız ister mi? İstemiyor. Pepe Türkiye'de kalmak ister mi? Bu birazcık düşündürüyor. İstanbul'da kalmak ister mi Pepe? Olabilir. İstanbul şehri cazip gelebilir. Ama Pepe'nin bu maaşını, ki Pepe'de inanılmaz iddialar var, ona girmeyeceğim şu anda. Çünkü net bir iddia olmadığı için, teyit olmadığı için ona girmiyorum. Pepe'ye Başakşehir takımının istediğinin bir haberi var. Başakşehir Pepe ile ilgileniyor haberi var. Bu doğruluğunu bilemem ama Pepe'yi ben Başakşehir takımını ikna edip hele ki onun o maaşını verebilme ihtimalini çok düşük görüyorum. Bu da çok önemli bir haberdi. Sabah Eray Cömert haberini konuştuk. Stoper'de boşa çıktı. Nans takımına teşekkür etti. 2 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmadı ve ben yeni bir takıma gideceğim haberi yaptı. Burada bizimle de adı geçiyordu. Hatta ve hatta sorduğumuzda statü gereği olursa Eray Cömert gelecek ama statü gereği yabancı da oynatılırsa Eray transferi olmaz deniyordu. Bakalım oradan da bir haber gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Şimdi Muhammed Şam'a gelelim. Bir 10 numaradan başlayalım. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor çünkü. Her an her şey olabilir. Her an transferler bitebilir olduğu için biraz bende de heyecan var. Birazcık hareketlilik oldu çünkü. Şimdi Muhammed Şam 23 yaşında 10 numara pozisyonuna giriyor. Trabzonspor takımı sizlere söylemiştik. Fiyatı 4 milyon euroya kadar koydu. Orada bir 6 milyon eurolara düşülmüştü. Sonra dendi ki arada 1-1,5 milyon euro gibi bir rakam kaldı dendi. Ama şuradaki sıkıntı Muhammed Şam'la şu an masada görüşülen konularda en önemli detay oyuncuya taksitler halinde bu parayı ödeme teklifinde bulunmuşuz. Arkadaşlar adamlar hem 4 milyon euro hem de taksitler halinde olduğu için şu an pazarlık sıkı bir şekilde devam ediyor. Ama yoğun bir uğraşta devam ediyor burada. Hani Muhammed Şam aynı Mendy transferine benzetiyorum. Gene scout ekibimizin izlemiş olduğu, alalım raporunu verdiği, ısrarcı olduğumuz, son dakikaya kadar kovaladığımız Mendy transferine yakın bir isim. Bakın şimdi biz futbolun içerisinden geldiğimiz için bazı şeyleri görebiliyoruz. Odaklanabiliyorum. Hani benim işim futbol. Ben futboldan geldim. Futbol konuşuyorum. Futbol sizlere anlatmaya çalışıyorum. Taktik, teknik olur. Trabzonspor takımımızda gelecek olan oyuncuların analizlerini yapıyoruz. Tabii biz hani bu konuda kanalımız formatı gereği de olsun, kanalımızın yapısı gereği de olsun. Hani özellikle Trabzonspor'u konuşan, Trabzon'u yazan, çizenlere göre bu kanalın formatı çok farklı. Ve ben bu konuda 80 bin kişi olduğumuz için de burada bana değer verdiğinizi ve bizim kanalımızı ne kadar önemsediğinizi gösteriyor. Ve benim burada Muhammed Şam'la alakalı yorumum Trabzonspor takımımıza geldiğinde 10 numara pozisyonda oynadığında
geniş alanlarda çok etkili ama kapalı savunmalarda gene Muhammed Şam'ın bir tık zorlanacağını düşünüyorum. Yalnız Muhammed Şam'ı biz aldığımızda dribling yaparak oyuncu geçen bir oyuncu ihtiyacımız olduğu için Muhammed Şam'ı da biraz Alanzinho'ya benzetiyorum oyun anlamında. Hani Talisca'ya benziyor mu diyenler var, Jaji'ye benziyor mu diyenler var, alakası yok. Ama biraz da Alanzinho'nun biraz daha fizikli halini düşünün, daha güçlüsünü düşünün. Ceza sahası dışından sağa sola ayakla şut atan ama topla oynamayı da çok seven bir oyuncu. Muhammed Şam'ın 90 dakikasını izlediğim için fikir sahibiyim. Geldiğinde 10 numaradaki o ihtiyacı gerçekten giderip gideremeyeceğiyle alakalı kafamda soru işareti var. Ama yaşı 23, çok yetenekli bir oyuncu. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Ve yapılan teklifin 4 milyon euroya yükseltildiği artı Muhammed Şam'ın taksitler halinde almaya çalıştığımızı söyleyelim. Ama burada adamlar direkt cash para bekliyor. Bunu nasıl çözeriz? Acaba biraz daha fiyat yukarı çıkılıp taksit sayısını aynı tutup fiyat mı yukarı çıkar bilmiyorum ama en son gelen bilgide Muhammed Şam'da her an olumlu haber gelebilir arkadaşlar. Yoğun bir uğraş, yoğun bir çaba var Muhammed Şam'da. Dediğim gibi 10 numara pozisyonda sağda ve solda da oynatabileceğimiz bir oyuncu. Belki de hoca teknik direktörümüz direkt 10 olarak düşünmez. Sağda ve solda da oynatmak isteyebilir. Topları iyi vurabilen, oyuncu geçebilen. Yani benim bu sezon özelinde rakip ceza sahasına girerken veya rakibin sahasında ben oyuncu eksiltemediğimizi düşünüyorum. Rakibin oyuncusunu mesela kapalı savunmada kısa alanlarda Alanzinho'yu hatırlayın. Tık 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 vurup gidiyordu ki oyuncuyu birden oyundan düşürebiliyordu ve bize inanılmaz bir şekilde avantaj sağlıyordu. Hele ki bize oynanan o savunmalarda ben hatırlıyorum adamlar ceza sahasına yerleşiyordu abi. Biz ceza sahasının etrafında pas yapıyorduk. Ben bile orta sahanın çok önünde oynuyordum. Çünkü rakibin kapalı savunmasını aşmak için oyunu sete çevirmen lazım. Çabuk oyunculara ihtiyacın var. Uzaktan şuta ihtiyacın var. Bizde hepsi vardı abi. Yattaran vardı. Jajan vardı. Alanzinho vardı. Burak Yılmaz'ın vardı. Arya Atacak Kolman'ın vardı. Selçuk'un vardı. Takıma bakar mısınız? Engin Baytar'ı vardı. Gerçekten Şampiyonlar Ligi. Ve burada da transferde son detaylar bu şekilde şimdi. Gelelim santrafora. Santrafora geleceğiz. Ama santrafora gelmeden önce Thomas Meunier itirafını yaptı arkadaşlar. Dedi ki benim sözleşmemde bir madde var dedi. Bakın dün konuştum. Direkt çıktığında da size şunu söyledim. Bu iş biraz sıkıntı. Twitter'da da yazdım. Abbas Yolcu anlıyorum dedim. Niye? Çünkü bir adam otelde kalmasının tek nedeni ben buradan gidebilirim. Ben burada gitme ihtimalim yüksek. Benim sözleşmemdeki maddede varsa ben abi otelde kalırım. Ben ev işine girmeyeyim. Hiç rahatımı bozmayayım. Ben burada topumu oynayayım. 4 ay 5 ay takılayım. Eğer iyi bir teklif gelirse gideyim. Bakın iyi bir teklif gelirse tırnak içerisinde. İyi bir teklif gelmezse zaten bir oyuncunun ayrılma ihtimali çok düşük. İyi bir teklif gelmezse yani gidip de sıradan bir takıma buradan artık gitmez. İyi bir tutturdu. Belçika milli takımına tekrardan çağrıldı. Çok fazla ben Thomas Meunier'in hani iyi bir teklif gelmediği sürece gideceğini düşünmüyorum. Ama burada Ertuğrul Başkan gerçekten bakın bu madde itiraf edildi. Giderse büyük tepki alır. Thomas Meunier'i biz bu şampiyonluk provası yaparken şampiyonluk yolunda kaybedersek büyük tepki alır. İki tane sağ bek ihtiyacımız olur. Zaten Mehmet Can Aydın'ı düşünmüyorsun. Serkan Hasan bana göre olmaz. Sağ bekte şu an oyuncun yok. Sağ bek iki tane transfer getirmek zorunda kalır. Bütün planlama alt üst olur. Tabi bu maddenin içerisinde ne kadar bir paraya serbest kalır ne var bilmiyoruz ama size dedim otel işi sıkıntı. Gene birkaç kişiyle konuştuğumuzda bu iş biraz can sıkacak gibi gözüküyor diyorlar. Teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Oyuncunun elinde bir koz var. Ne anlama geliyor? Adam ben gidiyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Burada çok güzel günlerim geçti deyip gidebilir. Kulüp bunu nasıl ikna eder? Bu maddeden dolayı oyuncu gider mi gitmez mi bilmiyoruz ama tabii kulüp şu an bir hamle yapmaz. Zaten bir senelik bir sözleşmesi var. Oyuncuyla alakalı belki gel hadi 1+1 daha yapalım. Bu şu aradaki maddeyi kaldıralım. Sana ufak da bir para verelim deyip çözebilir mi? Evet çözebilir. Çünkü oyuncu belli ki burada bazı tereddütleri vardı. Ve bir ev tutmadı, aileyi getirmedi ve bundan yana da bir şikayetçi önde bir hazırlığı yaptı. Bakalım inşallah böyle bir şey olmaz. Yaremçuk için Trabzonspor takımımızın yetki verdiği menajer Ahmet Bulut'muş arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşalım. Ahmet Bulut Kulüp Brugge ile bonservis pazarlıkları için şu an Belçika'da yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ve bu oyuncuyu çözmek için bütün pürüzler masada ve çok ciddi yol kat edildi deniliyor. Özellikle 9 ve 10 numara transferinde sona geldik desek yeridir. Gerçekten çok hızlı bir süreç içerisine girdik tekrardan. Dengeleri yeniden böyle değiştirecek haberler gelecek bugün yarın. Güzel haberlerle beraber karşınıza gelmeye devam edeceğiz.
Özellikle Yaremçuk ve Muhammed Şam'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İki oyuncu için Trabzonspor takımımızın ilgisi, alakası çok yüksek seviyelerde ve görüşmeler var. Menajer oraya gitti. Menajerin oraya gitmesi şuna anlamına gelir. Sözleşmedeki o detayları konuşuluyor, tartışılıyor ve artık işi bitirme aşamasına getirdiğimizin net bir göstergesi. Videonun başına şunu söyledim. Biraz hızlı ve seri girdim arkadaşlar. Videonun başına size şunu söyledim. Onatçu'da bir maalesef beklenti düştü. Çünkü Onatçu'nun kulübünden gelen o istek çok ciddi bir rakamdı. Daha önce de konuştuk, işte Göztepe'nin Destan istiyor. Biz Onatçu istiyoruz. Benim söylemiş olduğum bir yorumdu bu tamamıyla. Takas haberi olur mu? İşte takas gelir mi? Oradan biz Enis Destan'ı Onatçu'yla arasında bir değiş tokuş olur mu? Üzerine bir para alabilir miyiz? Bunlar konuştuk. Sesli düşündüğümüz videolardan. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Biz bir aileyiz. Burada bazı şeyleri sesli düşünüyoruz. Buradaki bizim her söylediğimiz ne haberdir, her söylediğimiz ne de bir birilerini bağlayacak bir durumdur. Ben burada futbol konuşuyorum. Futbol yorumluyorum arkadaşlar. Sizlerle beraberiz. Allah'a şükür olsun. Kanalımızı beraber yürütüyoruz. Güzel bir formatımız var. Bu format halinde de devam edeceğiz. Şimdi tabii Cihan Çanak için de çok flash bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor takımımız yurt dışı basını tekrardan yazdı. Cihan Çanak'ı almak için 2 milyon euro teklif etti dedi ve bu teklifi doğruladı. Ama iki tane de Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin, evet, bu iki takımın da devrede olduğunu yazdı. Yurt dışı basını yazdı Cihan Çanak için. Cihan Çanak Trabzonspor takımımızı takip ederken de takipten çıktı haberi var. Bu da tabii ki de daha önce de söylemiştik. Neden çıktı? Oyuncu kulübünden bir tepki mi çekti acaba? Ya da diğer takımlar da istiyor. Aman Trabzonspor takımı beni alamazsa işte Beşiktaş, Fenerbahçe'ye de gitme ihtimalim var. Oraya da gidebilir mi düşündü. Genç bir kardeşimiz. Günahını almak istemem. Bilmediğim şeye yorum yapmam. Sadece bu kafadan sesi düşünüyorum ama Trabzonsporlu olup 61'e gelip Trabzonspor'u takip eden bir oyuncu birden transfer haberi gelince geri çekmesinde belki de kulübü, belki de menajeri, belki de avukatları vardır. Bunlar biraz daha profesyonel düşünen insanlar. Kardeşim yarın bak Trabzon olmaz, Fener'e gidersin. Bu sefer yarın bunu söylerler. Sen zarar görürsün. Ama sen çek takibini, zaten kapten Trabzonlusun diyebilirler. Ama Trabzonspor takımımız Cihan Çanak için de resmi teklifini yapıp bir yoğunluk yaptı. 2+1 transferde bitme aşamasına getirdik müjdesini verebiliriz. Önemli detaylar. Stoper'de biraz kilitlendik. 8 numarayı çok merak ediyorsunuz. Okay ile Abdullah Avcı bir kez daha görüşecek. Oyuncu ikna etmeye çalışacak. Tabi Okay ile alakalı da gelişmeleri ben de yakından takip ediyorum. Emrak Baba'yı bekliyoruz. Oğuz Aydın transferi zor olacak bir transfer. Şimdi çok fazla uzatmayalım. Yeni gelişmeler olursa zaten karşınıza geliyoruz. Allah'ın izniyle biz, çünkü formatımız gereği biliyorsunuz arkadaşlar, sıcağı sıcağına canlı kanlı karşınıza geliyoruz. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.